Arkadaşlar merhaba, stüdyomuzun temizliğini ve dezenfekte işlemine ne kadar önem verdiğimizi bizimle çalışan müşterilerimiz bilirler. Onun için stüdyomuza yeni bir tane makine aldık, buhar makinesi. Kaç haftalardan beri aslında bu bizde ama bir türlü paketi açıp denemek nasip olmadı çekimlerimizin yoğunluğundan dolayı. O yüzden bugün yine stüdyodayız. Yılbaşı aksesuarları falan dezenfekte edilecek, stüdyo temizlendi. Son işlem olarak bu makineyle bir buhar temizliği yapacağız. Sizinle birlikte ilk defa deneyeceğiz. Bakalım paketi açalım, içinden neler çıkacak. Bence buradaki işlemleri hızlandırarak şey yaparız. Hani videoyu keseriz. Tamam. Aynen öyle. Ben bunları tık 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 ondan şimdi bilmediğimiz için şeyleri. Ver, ben açayım onun paketlerini. Paketini nereye koyalım? Dağılmasın diye onlar şey yapmadım. Konuşayım ben tekrar, parçaları göstereyim, tamam mı? Hı? Parçaları göstereyim. Çekiyor değil mi o daha? Hı hı, çekiyor. Ben çıkıyor muyum? Evet. Sadece birazcık şuradakini buraya doğru kaydır. Biraz daha. Hı hı, evet. Evet, şimdi içinden çıkan parçaları göstereyim. Bir tane ana başlık çıktı. Bir tane daha farklı bir başlık çıktı. Bakalım bunlar ne işe yarayacak? Bir tane daha bir parçası çıktı. Bu buna herhalde olacak diye düşünüyorum. Bunun için bezi var çünkü burada. Bu da sanırım bunun parçası. Bu bunun bezi zaten. Bariz belli. Yani şu şekilde 4 tane havlu, mikrofiber parça çıktı. Bez parçası çıktı. Su haznesi. Şöyle minik parçalar. Bunları tabii Alper montajlayacağı için o çözecek bunları. Kolladı. Ve ana makine olarak başka parçamız yok. Bunlar çıktı. Bakalım şimdi kullanma kılavuzunu okuyalım. Birlikte deneyelim. Durdur istersen. Parçaları çözdük biz. Nasıl olacağını. Alper makineyi kurarken ben de size parçaları anlatacağım. Bu parça her zaman, yani çok daha sıklıkla kullanabileceğimiz parça. Bunun şu şekilde dişine, bir dakika ters tuttuğum için çıkaramadım. Ha. Şu şekilde bezi var. Bezi buraya yapışıyor. Eğer ki parke, taş gibi zeminleri, sert zeminleri sileceksiniz eğer ki bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama halı temizliği yapacaksınız eğer ki halıya takılıp bez çıkmasın diye böyle sıkıştırarak kullanıyorsunuz. Bu parça bu şekilde. Biz genelde stüdyoda bunu kullanacağız zaten. Bu perde, koltuk, kumaş tarzı ürünleri silmek için kullanılan parçası. Şu şekilde sıkıştırıp kullanıyoruz. Böyle bu, dediğim gibi kumaşlı malzemeleri, ürünleri temizlemek için. Bu da cam için. Bununla, bunu biraz zor takıyorum. Çözemedim herhalde daha. Bununla camı silip bu bezinle de kuruluyorsunuz. Öyle diyor kullanma kılavuzunda. Başka şey var bence. Şuraları sıkıştırarak mı acaba? Hmm, evet bak, evet, çek bas tarzında burası. Evet. Tamam. Onu da o şekilde hani montaj yap. Evet, yapacağım şimdi bir saniye. Bu uğraştırdı biraz. Şuradan ipinden sıkıştırarak yardım alayım. Bu şekilde. Bununla da camları sileceğiz. Burada çek bas tarzı parçası var. Camları silip bu bezinle de, şu havlu bezinle de kurulama yapacağız. Bunlar bu şekilde. Bir de bu parçaları var. Bunlar işte, ne, nasıl diyeyim, ocak,
klozet, pimapen araları, onları temizlemek için kullanılan parçalar bu küçükler. Bunlar ben sürtüyordum. Bunlar çok fazla kullanmam herhalde. Sadece kapı pimapenlerde, pencerelerde falan kullanırız. Yani çok kullanacağımı düşünmüyorum. Evde olsam ocağı falan, fırını temizlerken kullanabilirim bunları. Şu aletin ne işe yaradığını çözemedik. Çözen varsa lütfen bana yazsın. Hani ne işe yarıyor bu? Bilmiyoruz. Su haznesi. Şimdi makineyi kuracak Alper. Hadi bakalım. Zaten normal şey gibi, elektrik süpürgesi gibi çok basit. Şöyle şey yapalım. Geçmeli. İttirdiğiniz zaman her şey geçmeli. Bu benim çok ilginç. Nasıl yapışıyor? Bu aparat ilk etapta aynı zaten yeri var. Yarım daire ve kesik yeri var. Aynısını birleştirdiğiniz zaman direkt oturuyor. Evet, aynen. Bunun ucuna bu aparat ve diğer sen dene göster. Hayır, o aparatlar değil. Aynen. Şu aparat ve şu aparatlar burada kullanılıyor. Bunun çıkımı çok basit. Arkasında düğmesi var. Arkası düğmeyi bastığınızda otomatik olarak biraz daha zor. Evet, bu parça direkt buraya. Aynı şekil. Daha yakın temizlik yaparken. Ocak, aynen. Fırın. Ocak, fırın. Pimapenler. Bu tarz şeyler zaten şeydi. Somunlu. Hemen çevirerek. Çok böyle kirli, elle ya da kazıyarak çıkması gereken yerleri bunun sıcak hava buharıyla beraber birazcık hafif bastırarak kazıyarak çıkartabiliyorsunuz. Bu tel fırça. Bu tel fırça. Bu şöyle, plastik. Şöyle göstereyim. Bu tel bir fırça. Bunu bu daha sert, yani daha yumuşak ama plastik. Plastik sert olarak hani şu şekilde göstereyim. Bir parçası. Bence çizebilecek bir fırça yani. Aynen öyle. Birazdan kendimiz uygulamaya geçeceğiz. Uyguladığınızda da görüntüleri izlersiniz. Şuralarda bak çizgiler var ya, oraları bak şurada var. Tamam. Laminatları en düşük ayarda. Bir açalım, kaynamasını falan da gösterelim. Burada zaten üzerinde maksimum limit ayarı var. Yani su haznesi oraya kadar dolu. Onun fazlasını doldurduğunuz zaman muhtemelen hani izin vermiyor çalıştırmasına. Biz de deneyip göreceğiz şimdi. Şurada kırmızı bir leke var, görüyorsunuz. Tırnaklayınca da çıkmıyor. Bakalım, onu da deneyeceğiz. Çıktı mı? Evet. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir yerde leke var aşkım. Evet, evet. Bir saniye. Dur biraz. Bir saniye. Şurada da gölgem düşürdü. Şurada da gördüğünüz gibi leke var. Bakalım. Denesin Alper. Biraz bekletiyorum. Hani laminanta mı? Evet. Tek seferde. Tek seferde. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Leke kalmadı. Başka şurada da var. Evet. O da çıktı. Bakalım. Ya bunlar, bakın şöyle tırnaklıyorum. Bak, görüyor musunuz? Çıkmıyor. Deneyelim. Çıktı. Makinen testten geçti. Onaylandı. Tavsiye ediyorum. Şeyde göstereyim bir saniye, git yaklaştırır mısın? Parkelerde bir numarayı kullanıyorsunuz buhardan dolayı kabarmasın diye. Diğer kuvvetli lekelerde de işte taşlarda, ocaklarda daha kuvvetli buharı kullanıyorsunuz. Bizce şu an için testten geçmiştir. Ben kızım almışken geçeyim. Şöyle. Sonra burayı temizleme bitsin ve kurusun. Perde şeyini de göstereceğim size. Aparatını da göstereceğim. Perdelerde ütü de yapılıyormuş. Çok ilginç bir şey. Gerçi benim şu anda perdem şey değil, buruşuk değil ama dezenfekte olarak kullanacağım. Şimdi şu an yapıyorum.
Şimdi birazdan şurada da lekeler var. Evet mesela. Görüyorum. Bilmiyorum telefondan gözüküyor mu da. Şu önümde mesela şu an lekeler var ama biraz daha yavaş geçeceğim. Bakalım. Çıktı. Evet çok az kaldı. İkinci pasta. Hatta evet. Bu kadar. Çok iyi. Çünkü ben bu yerdeki işte lekeleri çıkartmak için her gün gerçekten omzumu sakatladım bastıra bastıra çıkartmaktan. Evet, hani üzerinden birkaç kere geçmeniz yeterli oluyor. Hani çok böyle bir lekesi parkeler için konuşuyorum şu anda. Bak şurada var. Muhtemelen kablom yetmeyecek o tarafa. Gideceğim tekrar. 1-2. Şimdi şurada kırmızı, burada da siyah lekemiz var. Görüyorsunuz. Siyah çıktı. Kırmızı. Kırmızı da gitti. Ve lekeler gördüğünüz gibi gitti. Sadece tek handikapı ne? Kablosu kısa. Aa, onu söylemiş zaten çoğu kişi. Evet. Kablo kısa. Kabloyu uzatacağız. Gördüğünüz gibi sütçe şu anda tertemiz oldu. Vallahi çok hoşuma gitti. Bu sütyo, bu gerçekten burası bebek sütyosu. Bu sütyo her gün dip bucak temizleniyor, siliniyor, süpürülüyor. Çıkan kiri görüyorsunuz, buhardan dolayı çıkan kiri. Yani şu bir robot şeyi süpürgeyi, bir de bu buharlı temizlik robotunu çıkarandan Allah razı olsun. Mis gibi oldu sütyo. Vallahi şimdiye kadar açmadığıma ve kullanmadığıma çok pişman oldum bugün.